Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. haftada pazar günü saat 14'te oynanacak olan Güneydoğu derbisi Ames Spor Şanlıurfa Spor maçının öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Çok kritik, çok önemli bir maç. Sezonun geri kalanı için psikolojik anlamda kırılma maçlarından biri. Bu maçı kazanan taraf büyük bir moral motivasyon bulacak ve sezonun geri kalanı için de rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de sağlayacak. İkili avaraj noktası da önemli çünkü. Aynen öyle. Şanlıurfa Spor Beyaz Grup'ta deplasmanda ligin en iyi takımlarından biri. Ames Spor da iç sahada ligin en iyi ekiplerinden biri. İki takımın da farklı karakteristik özellikleri var. Biz ilk bir hatırlatmaları yapalım. Hı hı. İzleyicilerimize bir sürprizimiz de olacak bu maçla alakalı. Orada zaten sen ayrıntılı bir şekilde açıklayacaksın. Hı hı. Sözü sana bırakacağım. Tamam. Ben her zamanki yaptığımız klasik hatırlatmaları bir yapayım. Tabii. Sonra sözü sana bırakayım. Sen de orada ayrıntılı anlat. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmadan videolarımızı izleyen izleyicilerimizden özellikle kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Spor Trivela hesabından bizleri takip edin. Bunları söyledikten sonra bir de izleyicilerimizden bir konuda bir ricam olacak. Bu videomuza iyi bir beğeni istiyoruz, rica ediyoruz. Tüm videoyu izleyen izleyicilerimiz lütfen beğeni butonuna tıklasınlar. Onu söyleyelim. Bizim için de önemli ve değerli. Yorumlarını da özellikle bekliyoruz. Aynen. Kombilerini, maçla ilgili görüşlerini. Hangi oyunculardan gol bekliyorlar? Kimler bu maçın yıldızı olur? Yıldız adayları kimler? Aynen. Yazsınlar videonun altına. Sizlerden ricamızdır. Sözü sana bırakayım. Tabii. İzleyicilerimize bir sürprizimiz var. Sen onu bir anlat ayrıntılı. Evet. Şimdi Ames Spor Şanlıurfa Spor maçında bir tane forma vereceğiz. Yani çekiliş yapacağız. Hediye edeceğiz. Ama aynen. Ama kazanan takım için, yani beraberlik halinde maç berabere biterse formayı vermiyoruz. Kazanan takım için, kazanan takım taraftarı için vereceğiz. Doğru. Bunun için de yapmanız gereken öncelikle videomuzu zaten izleyeceksiniz. Kanalımıza abone olacaksınız. Ardından yorum kısmına atıyorum Ames Spor taraftarları. Ames Spor işte boşluk gol var yazacaklar veya evet. Virgül gol var. Urfa Spor taraftarları da Şanlıurfa Spor virgül veya boşluk gol var yazacaklar. Aynen öyle. Sadece takım ismi yazanların yorumları sayılmayacak. Geçersiz olacak. Evet. Onu söyleyelim. O yüzden hem takım ismini hem de virgül veya boşluk bırakarak gol var yazmanız gerekiyor. Ayrıca gol varı da yine Twitter hesaplarından takip etmeniz gerekecek. Sana bir şey soracağım, izleyicilerimiz için de şey olsun. Gol varı büyük harflerle mi yazacaklar? Fark etmiyor. Gol var yazsınlar yeterli. Tamam, tamamdır. Ama kesinlikle Twitter hesaplarından da takip etmeleri gerekiyor. Evet, gol var. Eğer bu aynen. Şartlardan birisini yapmadıkları takdirde geçersiz olacak. Hakları geçersiz olacak. Hakları geçersiz olacak. Maalesef, o yüzden dikkatlice bunu dinleyin ve bunları gerçekleştirin. Aynen öyle. Zaten maçtan sonra eğer kazanan olursa biz hafta arasında çekilişini yapacağız. Evet. Bunun duyurusunu da Instagram hesabımızdan yapacağız. Doğru. Kimin kazandığına dair. Ardından kendisinden bizim Instagram hesabımıza adresini, işte soyadını, isminin soyadını evet. Yazmalarını bekleyeceğiz. Ardından biz de o formayı göndereceğiz. Kim hak kazanırsa, İnşallah. Hangi takım kazanırsa ona göndermiş olacağız. Aynen. Şimdiden başarı dileklerimizi de izleyeceğimiz için iletelim. İnşallah. Maça giriş yapalım. Tamamdır. Sen başla, ardından da ben devam edeyim. Önemli bir mücadele. Çok kritik bir maç. Şimdi pazar günü alt ligleri yakından takip eden herkesin gözünün kulağının hani olacağı maçlardan en başında gelen maç bu hafta. Sözünü kesiyorum. Ben mesela şimdi bir yorum gelmiş bu çekilişle ilgili. Buradan yaz demişler. Detayları hem sadece bir takım forması mı? Ya bu detayları burada söylüyoruz. Aynen. YouTube ilgilendiren bir nokta. Evet. Yani bu Instagram'dan bir çekiliş yapmıyoruz. Bizim işimiz Doğru. programla. Aynen onu öyle. Onu söyleyelim. Şimdi çok kritik bir maç. Hı hı. İki takımın da hedefi hani bir üst lig. Özellikle Ames Spor'da bugün bir transfer gerçekleşiyor. Sen de bunu özel olarak vermiştin. Yasin Abdoğlu hayırlı olsun. Ames Spor'un değerli yöneticisi Ömer El aldı. Yeni transferle beraber Diyarbakır'a yol aldılar ki belki de Diyarbakır'a gittiler. Onu söyleyelim. Çoktan sabah, gittiler. 9.30'da saat 1 oldu zaten. 9.50 değil mi? Röter yani, yaptı. Yani şey Amerika'ya gitmiyorlar burada. Doğru. Ömer sen dün 9.30'da paylaştın. Hani 9.30'da gidecekler diye.
Ömer Elaldı Başkan da yazdı. Bir 20 dakika dedi hani 9.50 gideceğiz dedi. Zaten 9.50'miş. Doğru. 9.30'ymiş. Aynen öyle. Yasin Abdioğlu geliyor Ömer Spor'a. Geldi hafta. Belki bugün yarın kulüp resmi hesaplardan da açıklar. Selahattin Başkan taraftarların santrafor isteğine yanıtsız kalmadı başkan ve. Cevapsız bir, kalmadı. Aynen cevapsız kalmadı. Önemli de bir hamle yaptı. Hem Yasin Abdioğlu için öncelikle ne düşünüyorsun Yasin'in gelişi için? Ardından da Ames Spor'dan bu maçtan beklentilerinde onu konuşalım. Sonra Urfa cephesine geçelim. Şanlıurfa Spor'da yeni hoca geldi Serdar Bozkurt ve taraftarlar bu durumdan memnun değiller. Şanlıurfa Spor'da 3. Serdar Bozkurt dönemi başlıyor bu maçla beraber. İlk bir Ames Spor'la başlayalım. Yasin'i değerlendir. Ardından Ames Spor'dan bu maçta neler bekliyorsun? Eksik, gedik, onları konuşalım. Mesela Cenk cezalı, Taner cezalı. Cengiz Ötgün yok. Onun maalesef bir sakatlığı var. Onları değerlendiririz. Yasin Abbioğlu Ames Spor'a neler katar? Görüşün ne olur? Şimdi öncelikle transferin hayırlı olmasını dileyelim. Aynen. Taraftarların, yani Ames Spor taraftarlarının bazılarında olumsuz, işte umutsuz yorumlar gördüm. Şimdi Yasin Abdioğlu Trabzon'dan İskenderunspor'a transfer oldu. Ama öncesinde Soma Spor'dan 1461 Trabzon'a geçen aynen. sene devre arası. Ardından da sezon sonunda yani bu senenin başında. Da Trabzon'dan İskenderunspor'a transfer oldu. Şimdi İskenderunspor'da zaten ilk devrede bir tane ön plana çıkan oyuncu olmadı. Yani evet. takım olarak bir sıkıntı vardı. Doğru. Bu anlamda baktığımız zaman da Yasin Abdioğlu da orada uyum sağlayamadı. Yani hem oyun şablonuna uyum sağlayamadı hem İskenderunspor'da tam bir takım olamadı ilk devrede. Bu anlamda Yasin Abdioğlu'nun orada biraz gol şeyi 21 maçta 6 olarak aslında kaldı. Aslında Yasin Abdioğlu bence iyi başlamıştı. İskenderun da iyi başlamıştı sezona. Takım düşüşe geçtikten sonra Yasin de takımla beraber düşüşe geçti evet, diyebiliriz. O da düşüşe geçti orada. Aynen, ama zaten hem Yasin Abdioğlu'nun stili hem de oyun şablonu olarak Amespor'un oyun şablonu uyar mı tam Yasin Abdioğlu'na uyuyor. Çünkü Amespor'un kanatları işte Okan Deniz top getiriyor, Serdar Elik top getiriyor. Mehmet Alaaddinoğlu top getiriyor. Cengiz top getiren Mansur bir oyuncu. Mansur Çalar top getiriyor. Kanatta. O yüzden bu anlamda baktığımızda Yasin Abdioğlu burada fazlasıyla topla buluşacaktır diye düşünüyorum. Ve katkı da yapacağını zaten düşünüyorum Yasin Abdioğlu'nun. Ve bu anlamda Amespor'a fazlasıyla katkı sağlayacak. Bizim aldığımız bir bilgiyi de söylüyorum. Tam söyleyecektim. Hatta. Benim dediğimi mi söyleyeceksin? Tamam sen söyle okudum. Buyur. Tam vallahi onu söyleyecektim. Sen söyledin anladım. Hatta Yasin Abdioğlu Amespor habere çıktığı zaman da bunu da biz ilk paylaştık. Bazı takımlar devreye girmiş rakipler. Onu mu söyleyecektin? Aynen. Tam onu da söyleyelim. Onu söyleyelim yani. Ahmet Spor'a gideceğini duyunca rakipler de devreye girdi. Hatta Ahmet Spor'un İskenderun Spor'a verdiği paranın bile üstüne çıkan takımlar oldu. Fakat evet. İskenderun Spor Başkanı Hakan Bolat. İlkeli bir duruşta zaten. Selahattin Başkan'a söz verdiği için Ahmet cephesine, Ahmet Spor cephesine. Orada Hakan Başkan hatta şunu diyor Selahattin Başkan'a. Ben söz verdim size. O yüzden oyuncuyu size vereceğim diyor. Aynen öyle. Ki diğer takımlardan daha farklı teklifler olmasına fazla rağmen onu da söyleyelim hani dipnot olarak. Kesinlikle. Burada İskenderun Spor cephesi de Ahmet Spor'a karşı net bir şekilde ilkeli bir duruş sergiledi. Aynen bu da onu önemli. Onu da söyleyebiliriz. Yani Ahmet cephesi bunu bilsin diye. Hani Selahattin Başkan falan zaten bunu biliyorlar da. Hı-hı. Hani taraftarlar özellikle bilsin diye söyleyelim evet, dedik. Evet bunu da söyleyelim. Ayrıca şöyle bir nokta da var. Mesela biz saati paylaştık, uçak saatini. Bazı taraftarlar yazmışlar Twitter'da işte yönetim saatine kadar bilgi veriyor. Bize Ahmet Spor yönetimi bilgi vermedi bu konuda. İskenderun Spor tarafı. Oradan çünkü bizim bütün kulüplerle iletişimimiz var. Bize bilgi verdikleri zaman da biz paylaşıyoruz. Mesela Yasin Abdioğlu transferini ilk biz paylaştık. Zaten bu çok doğal bir şey değil mi? Nadir Çiftçi transferini zaten ilk biz paylaştık. Aynen. Ve kulüplerin zaten bize bazı oyuncularla ilgili iş yapabilir mi? Durumu nedir diye sorması evet. zaten gayet normal. Biz oyuncu yönetimlere bu anlamda doğru bilgilendiriyoruz ve biz bu işten biz pay falan komisyon falan almıyoruz. Biz menajer değiliz aynen. Biz kulüplere yardımda bulunuyoruz. Soruyorlar bize çünkü. Biz söylüyoruz son durumu şu. Bu oyuncu olursa daha iyi olur bizim kendi görüşümüz anlamında. Aynen. Onlar da dikkate alırsa yapıyorlar. Mesela Vedat Bora ile ilgili de biz görüşlerimizi belirttik. Vedat Bora'nın son dönemde çok düşüşe geçtiğini, çok fazla sakatlık geçirdiğini ve Amespor hani oyun anlamında bir sıkıntısı yok Vedat Bora'nın. Kaliteli bir oyuncu ama tabii. maalesef sıkıntıya geçti. Düşüşte. Mesela ben şey için ne söyledim? Abdülsamet Karnucu için. Hı. Bu seviyenin oyuncusu değil dedim. Ama Vedat Bora bu seviyenin oyuncusu fakat çok fazla sakatlık geçiriyor ve düşüşe geçti. Ben de bunu bilgi olarak sundum karşı tarafa. Bir de şöyle bir durum var. Bize sorulmasa normal bir durum değil ki. Biz herhalde. Buradaki takımları çok yakından takip ediyoruz. Bu işin içindeyiz hani, yani. Şöyle bir durum var. Amespor yönetimi hani bunu şuradan örnek vereyim. Sokaktan birine gidip sormuyor yani. Mesela Ömer Alaldı'nın pastaneleri var.
Mesela Ömer Elaldı bize şunu sormuyor, baklava nasıl yapılır diye. Biz ondan anlamayız. Herhalde. Ama işte pasta nasıl yapılır diye başkan bize sormuyor ama Selahattin Başkan şunu bize sorabilir, sallıyorum. Veli diye bir futbolcu var, nasıldır? Hani bize uyar mı? Soracaklar mı? Ahmet biz vardır, Mehmet ediyoruz. Vardır ama... Bize hani, sadece Ahmet Spor'da sormuyor, her takım aynen, soruyor. Birçok takım soruyor, başkanlar soruyor. Kardeşim bana kanat oyuncusu lazım, hani isim verebilir misin? Bütçemize uygun. Çünkü sen bu doğal bir şey, hani bize... Dört bilinmeyeni denklem sormuyorlar çünkü onu çözemeyiz, biz matematik profesörü değiliz. Ama bu takımları yakından takip ettiğimiz için sormaları çok doğal. Biz de kulüplere soru soruyoruz mesela şöyle. Kim geldi gitti? Aynen, bir hocanın sakat? Gitme durumu var. Bazı yazdığımız kulüpler bize cevap veriyor. Bazı yazdığımız kulüpler de vermiyor. Aynen. Hani bu işler karşılıklıdır zaten yani. Şanlıurfa Spor için mesela bir yazdık, Furkan yazdı. Kemal Hoca konusunda yazdı, cevap vermediler. Kimse dönmedi bize yani. Aynen. Biz sorduk, hoca gitti mi? O gün çünkü söylenti çıktı. Kemal Hoca'yla da sonra bir iki gün sonra yollar ayrıldı. Biz sorduk. Furkan kendi sordu hatta. Kimse bize cevap yazmadı. Aynen. Bu işler karşılıklıdır zaten. Tabii ki. Kimse değer veriyorsa tabii ki de. Biz aynen onlara öyle. Değer veriyoruz. Mesela biz Türkiye'de hiçbir kimse Amispor'u ağzına almıyordu. Biz, korkuyorlardı zaten. Biz zaten kimsenin şeyinde kalarak falan programı yapmadığımız aynen için öyle. Hiçbir zaman. Bizim görüşümüz neyse herkese yer verdiğimiz gibi Amispor'a da yer verdik. Ve yer vermemizin karşısında onlar da bize değer verdi. Sağ olsunlar. Bu işler bu şekilde gidiyor. Yani bizden. Sonuçta biz menfaat bekleyerek de Amespor'u konuşmadık. Biliyordun. Herkes biliyor yani. Bizim Amespor'la hiç kimseyle bağlantımız, iletişimimiz yoktu. Doğru. Biz konuştuk zaten. Biz Pendik maçında burada maça gittik. Orada Selahattin Başkan'la falan tanıştık aynen. Hatta ilk geçen sene İstanbul'da. Aynen öyle. Öyle o yüzden gelişti biz yani. Her takımı konuşuyoruz yani. Aynen kimsenin öyle. Konuşmadığı takımları da. Biz yurt dışındaki takımlarla doğru. Bile görüşmelerimiz var. Konuşuyoruz. Aynen öyle. Projemiz var. Yurt dışında projelere katılacağız Allah kısmet ederse. O yüzden hani bizim sadece Türkiye'de dünyayla da iletişimimiz var yani Avrupa'da. Aynen. Bu anlamda zaten bizim işimiz bu. İşimiz de bu olduğu için otomatikman herkese görüşmemiz var. Ya ister istemez herkesle denk gelebiliyoruz. Öyle bir durum aynen var. Aynen öyle. Şimdi şöyle nasıl bir Ahmet Spor bekliyorsun? Şimdi Ahmet Spor'da Cenk Kaplan cezalı. Yok. Büyük eksiklik aynen, çünkü Hüseyin Güngör'ün sakatlığı devam ediyor. Oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Hüseyin de dün Ahmet Hoca ile beraber YouTube'da videoları vardı. Ahmet Spor'un resmi hesabında. Oradan Hüseyin'in konuşmalarından oynayabileceğini çıkardın mı peki? Ne yok diyorsun? Zaten yüz ifadesi de biraz stres olduğunu gösteriyordu. Çünkü sakatlığından dolayı Hüseyin Güngör hem sakat hem de Cenk yok bir de. Zaten var. Bir de şöyle bir nokta var. Hani Hüseyin olsa bile sadece 3 tane stoper var şu anda Ahmet Spor'da. Toplam. Allah korusun 1-2 tanesi olmasa sakatlık durumda oluyor. Bak işte Hüseyin Güngör sakatlandı. Ahmet Spor'un da bir tane bana göre stoper transferi yapması gerekiyor. Şimdi Cenk olmadığı için Allah korusun eğer Hüseyin de olmazsa gene. Çünkü olmama ihtimali çok yüksek. Bir tane stoper kalıyor Eyüp Deribalta. Eyüp Can kalıyor. O da aynen. Net olarak bir stoper. Abdülsamet Karnucu'nun ikinci mevkisi stoper. Oynatırsan çok sıkıntı yani ben bunu söylüyorum. Sen biraz güveniyorsun ama ben o konuda... Abdülsamet Karnucu'ya güvenmiyorum. Zaten kendi mevkisine de güvenmiyorum. Transfer olduğu zaman da bunu söyledim. Taraftarlar da sana hak veriyorlar benim gördüğüm. Arnavutköy Belediye maçında zaten. Da ben bunu gördüğümü düşünüyorum. Ama inşallah oyuncu beni tabii ki yanıltır. İyi oynar. İnşallah. Mahcup eder beni. Tabii. Ben hani bunu söylüyorum diye oyuncunun kötü oynamasını beklemiyorum. İyi oynasın beni yanılsın diye aynen, düşünüyorum aynen. Ama olmasa da görüşüm anlamında beni haksız çıkartmamış olacak. Tabii kesinlikle öyle. Şimdi Taner Gümüş de yok. Taner gerçi bu sene çok etkisiz. Bir de Taner hani böyle... Şanslarını hiç kullanamadı. Taner çok başına buyruk oynuyor bir de. Bencil. Takım oyunundan çok uzak. Aynen senin dediğin gibi maalesef bencil oynuyor. Taner'in yokluğunu çok büyük bir dezavantaj olarak görmüyorum Ahmet Spor adına. Çünkü Taner performans vermiyor maalesef. Ya ama aslında herkese ihtiyacım var da. Maalesef var da. Taner de o ışığı vermiyor hiç. O yüzden diyorum. Tabii ki de herkese ihtiyacım ama ben var. Yine... Ama Cenk Kaplan bence çok büyük eksiklik. Senin de dediğin gibi. Ama ben ona rağmen Taner'in gene eksik olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Yani sonuçta eski takımına karşı oynayacaktı oynasaydı. Sonuçta bir kapasitesi yeteneği var ya. Var da kullanmıyor işte maalesef. İşte onu kullanma ihtimali yine olduğu için. Hani bazı oyuncular haftalarca kötü oynar ya. Çıkar bir maçta seni kazandırır. Sana galibiyeti getirir. Taner de bunu yapabilecek bir kapasitede oyuncu olduğu için ben kesinlikle gene yüzde çeviremiyorum çünkü Cenk de Cengiz de yok. Ahmet Spor taraftarları da Taner'in cezalı duruma düşmesinden dolayı memnun olanlar bile var. Ya ben memnun değilim. Ben sana söyleyeyim. Ben kötü performansının yanlışını söylememe rağmen ben gene eksik olarak görüyorum. Onu sana söyleyeyim. Taner zaten yetenekli bir oyuncu kesinlikle ona herkes kimse bir şey diyemez. Var Isparta'da iyi işler de yaptı geçen sene ama ne Urfa'da ne Dahmet'te şu ana kadar beklentileri veremedi aynen. Taner. Maalesef o konuda hayal kırıklığına uğrattı bizleri de, Ahmet Spor taraftarları da. Peki Ahmet Spor'da kilit oyuncular olarak kimleri görüyorsun? Ben bir numaraya Mansur'u yazıyorum. Ben onu yazmıyorum. Bir de Yasin Abbioğlu'nu
ayağının tozuyla 11'de bekliyor musun? Yoksa Ahmet Hoca yine Mehmet Gürkan'la başlayıp Yasin'i hamle oyuncusu olarak kullanır mı? En azından kulübede ikinci bir forveti olabilecek. Bu da bir avantajdır diye düşünüyorum. Ne dersin? Şimdi bana göre Ahmet Spor'da birinci kilit isim. Kim? Bence teknik direktör Ahmet Yıldırım Hoca diye düşünüyorum. Niye? Sen oyunculardan önce hocayı önde görüyorsun. Aynen. Hem oyuncu değişikleri anlamında ki özellikle zaten bundan alıyorum. Oyuncu değişikleri. Hani hoca gene en azından ilk 11'de Ankara Spor maçından sonra çok hata yapmadı. Hani o zaman forvetsiz çıktı. Doğru. Bir de o ara Raşit oynatmıyordu. Şimdi Raşit de oynatmaya başladı. Öncelikle tabii ki yine ilk 11, ardından oyuncu değişikleri ve onların dakikası önemli olacak. Çünkü Anıtköy Belediye maçında ben hocanın hata yaptığını düşünüyorum. Hocanın bu maçta doğru seçimleri, doğru tercihleri yapması gerekiyor. Çünkü çok önemli bir maç. Kesinlikle çok yani kritik bir maç. Yani mesela bir örnek verelim. 2011-2012 yılında Türk Telekom Arena'nın açılış maçında Galatasaray, ya açılış maçı derken yani derbi anlamında bunu söylüyorum. Galatasaray Fenerbahçe maçı kaybetti. Hacı'nın yaptığı değişikliklerden dolayı. O 2011'de. 2011'de. Yani değişiklikler yaptın. O zaman ne oldu? Maçı kaybettin. Alex şimdi, ve Semih atmıştı. Çok detaya girmene gerek yok. Yani sana ben kim attı demiyorum. Örnek veriyorum. Devam edelim. Şimdi zaten orada yaptığın bir değişiklikte maçın hikayesi değişti. Tabii. Şimdi bu da önemli bir maç. Gene direkt rakipler, şampiyonla oynayan takımlar. Sen burada yapacağın bir değişiklik bu Urfa için de geçerli. Sadece Ahmet tarafında değil. Urfa'da da Serdar Bozkurt bir hamle yapar. Anasını ağlatır takımın. Ki yaptı da yapacaktı. Gene ona geleceğiz birazdan. Doğru. O yüzden Ahmet Yıldırım hocanın, teknik direktörün yapacağı değişiklikler çok önemli olacak. Yasin Abdoğlu konusunda da eğer ne hoca 11'de başlatırsa ben yanlış demem. Çünkü hazır geliyor oyuncu bir. Ama ben hocanın benim kendi görüşüm anlamında Gürkan'ı 11'de başlatacağını, Yasin'i de hamle oyuncusu olarak düşüneceğini, yani kullanacağını düşünüyorum. Başka kimleri kilit görüyorsun? Mesela hoca beklerde bir değişiklik yapabilir mi? Anıl son maç yedek kaldı. Sonradan girdi Arnavutköy maçında burada. Hı hı. Sağda Raşit, solda Oğuz oynadı. Beklerde bir değişiklik bekliyor musun mesela? Olabilir mi? Vallahi beklerde bence hocanın gene aynı isimlerle oynaması gerektiğini düşünüyorum 11'de. Solda Oğuz Çetinkaya, sağda Raşit. Kilit oyuncular anlamında da Ahmet Spor'da Mansur çok kilit olacak. Kesinlikle. Yine ikinci kilit bölgeden, daha doğrusu birinci bölgeden top çıkartırken topu alıp ilk çıkartan oyuncu olduğu için hep bunu söylüyorum. Mansur çok önemli. Bir de Mansur son, yani bu sezon özellikle uzaktan attığı gollerden dolayı artık bunu her maçta denemeye başladı. Doğru. Anıtköy maçında da ilk yarıda denemişti ama çok az yukarıdan gitti. Az mesafeyle top dışarıya gitmişti. Aynen. Kilit olacak. Kesinlikle. İkinci oyuncu noktasında da Okan Deniz olacak. Okan Deniz'in iyi oynadığı maçlarda Ahmet Spor kilidi daha rahat açıyor. Doğru. Isparta maçında açtı. İlk devrede içeride oynanan 2-0'lık bir maç vardı. Seyran Tepe'de oynandı ya, hatırlayamadım maçı bir anda. Sivas mı? 3-0 bitti. Sivas Belediye maçı. Sivas aynen 3-0. O maçta da Okan Deniz 2 asist yapmıştı. Orada kilidi açtı. Gene geçen sene birçok maçta Okan Deniz hani iç sahadaki maçlarda kilidi açan oyuncu. Pendik maçında burada çok iyi oynamıştı. Burada çok iyi oynamıştı. İstanbul'da. 3-0 geçen sene Mervan 2 gol attığı maçta. O yüzden Okan Deniz çok önemli olacak. Bir de Serdar İlik ilk devrinin sonunda ve bana göre Anıtköy maçında da iyiydi. Serdar Elin performansı da çok önemli olacak Ahmet Spor'da. Kesinlikle. Çünkü Serdar her an skor yapabilecek bir oyuncu. Bir de defans önemli. Eyüp'ün yanında kim oynayacak? Ha, Hüseyin oynarsa tamam derim. Sıkıntı yok ama eğer Eyüp'ün yanında işte Abdülsamet oynarsa, Hüseyin oynamazsa veya farklı bir isim oynarsa valla büyük sıkıntı görebiliriz. Ahmet Spor'un şu anda savunma hattı tam Karadeli'ye döndü. Acaba Hüseyin iğneyle falan oynayabilir mi? Onu merak ediyorum. Çok ben de merak ediyorum. Bakalım. Orası çok kritik. O biraz soru işareti şu an Ahmet Spor'da. Bir de Mehmet Alaaddinoğlu acaba %100 randımanlı mı? Hani bu maçta 11 çıkabilir bence mi? Bence yetişir ya maça kadar. Çünkü hazırlıklı Mehmet Alaaddinoğlu bu takımda bu sene en rahat Ahmet Spor'da skor üreten oyuncu. Hı hı. Gol atma anlamında. En çok gol atan skorer zaten. Doğru. Mehmet Alaaddinoğlu'na ihtiyacı var Ahmet Spor'un bence. Kerem'le Mansur'un önünde diri bir Mehmet Alaaddinoğlu bu maça rahat iş yapabilir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Çok fazla ihtiyacı var. Yani hem takımın şu anda en çok skor yapan oyuncusu, hem golü daha yatkın bir oyuncu. Doğru. Ve hücum varyasyonu anlamında en fazla özelliğe, en etkili özelliğe sahip oyunculardan birisi. Birçok maçı da zaten Mehmet Alaaddinoğlu çözdü bu sene. Ahmet Spor'un hücum noktasında oyuncu olarak. Bir de Mehmet Alaaddinoğlu oynarsa Mansur'un uzaktan şut çekme şansı daha da artıyor. Geriden geldiği için. O da var. Bir de savunmalar Alaaddinoğlu'na daha fazla odaklanabiliyor. Mansur'a alan açılıyor, önü açılıyor. Uzaktan daha rahat şut çekebiliyor. Ama ben bu maçta Mehmet Alaaddinoğlu'nu 11'de bekliyorum. Ömer Bozan bekliyorum. Kulübeye gitmeli. Ya Ömer Bozan zaten eğer 11'de oynuyorsa Ömer Bozan'ın oynayabileceği maksimum dakika sayısı 55-60. En fazla. Kaldıramıyor daha sonra. Doğru. Hani vücut artık gitmiyor. Katılıyorum. Ben Ömer Bozan'ın oynamaması gerektiğini söylemiyorum. Tam tersi. Eğer 11'de oynatıyorsan
belli bir dakikadan sonra alman gerekiyor. Evet. Veya ikinci yarıda alacaksan da son 15-20 dakikada alacaksın. En ama fazla. Mesela bir örnek vereceğim. Erol Spor maçında sonradan oyuna girdi. Hani orada bile koşmaya mecal yoktu Ömer Bozan'ın. Geçen maalesef. Sene Sakaryaspor'daki halinin çok uzağında. Evet. Amespor'da da eski Şanlıurfa Sporlu oyuncular var. Ömer Bozan, Raşit Yönder. Raşit, Taner Gümüş oynayamıyor ama o da var. Onlar da eski takımlarına karşı eğer şans bulursa Taner dışındaki oyuncular eski kulüplerine karşı oynamış olacaklar. Urfa Spor'da da İbrahim Sürgülü var. Oynamıştı değil mi İbrahim Sürgülü Amespor'da? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir bak istersen. Ben buradan bir bakayım. İbrahim Sürgülü Ahmet de sanki oynadı da etkisiz kaldı gibi hatırlıyorum. Buradan ben. Bir tekrardan bakayım. Ben sen de bir anda bak. Tam hatırlayamadım ama oynadı diye hatırlıyorum. Sen devam et, ben buradan bakıyorum. Tabii. Sanki Ahmet de hatta çok etkisizdi böyle. O zaman iyi de oynamıyordu diye hatırlıyorum ben. Kendi daha performansı iyi değildi. Hatta Ahmet sporlu taraftarlar yazmıştı bize. Bizdeyken iyi değildi ama sonra çok geliştirdi kendini diye. Diye buradan bakıyorum aynen 2018 yılında Ahmet sporluydu. 18 Ocak'ta orada devre arasında geldi. Orada etkili değildi ama İbrahim Sürgülü. Sonradan çok geliştirdi kendini. Evet. Ben öyle yorumları da hatırlıyorum. Doğru. O sene de Ahmet spor çok kötüydü hatta. Ahmet Akçam falan geldi. Hatta kalmayı oynuyordu. Çok iyi kadro kurdu ama... Timur Kosovalı falan geldi sezon başı. Bir de kalmayı oynamadım o sene. Aynen. Çok iyi kadro kuruldu. Şampiyonla oynayacak. Okan Dernek, Selçuk Kaban, Deniz Naki falan vardı. Evet. Takım ligde zar zor kaldı. Murat Yılmaz Ahmet'teydi. Tuzla'ya falan gitti. O sezon. Hatırladım o sezonu. Hatta ilk maçta Mersin'i 7-0 yendi. Aynen. Açılış maçıydı. Çok iyi başladı ama sonra kötü olmuştu. Timur ya 2 ya 3 gol atmıştı o maçta. Deniz Naki hatta tribünden aşağı inmişlerdi falan Mersin'de. Ortalık karışmıştı. Ama çok kötü bitti. Kaleci de Kurtuluş Yurt'tu. O sezonu hatırladım. Zülküf de vardı hatta. Urfa'ya geçelim. Geçelim Urfa'ya. Şanlıurfa Spor'da yeni bir gelişme var. Yeni hoca Serdar Bozkurt oldu. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun dileyelim ama... Ben artık Serdar Bozkurt için, Urfa için hani bu iki ismin yan yana gelmesi. Hayırlı olması demekten bıktım yani. Vallahi taraftarların büyük tepkileri var Urfa'da. Çok kızgınlar bu tercihe. Hani yanlış tercih olarak görüyorlar. Ki Serdar Hoca geçen sene çok zayıf beyaz grupta İki kere gitti geldi takımın başına ve çok kötü bir grafik sergiledi. Takım playoff'un sınırına bile gelemedi yani. O kadar kötü durumdaydı Urfa ki çok da iyi bir kadrosu vardı zayıf grup için. Lider aldığı takımı Serdar Bozkurt iki kere gidip geldiği dönemde playoff'un sınırında bile bırakamadı. Hedefsiz kalmıştı takım defansif hatta. Defansif oynattı zaten takımı kaldı. Aynen öyle defansif oynattı. Geçen sene Serdar Bozkurt Ahmet deplasmanından 2-0'dan 2-2 bitirdi maçı. Yenilmeden dönmüştü Urfa'ya. Ama genel performansı çok kötüydü. Bu tercihi nasıl yorumluyorsun? Urfa hala transfer yapamadı. O da var. Ve takımın en önemli oyuncularından biri olan Barış Gökyok cezalı. Karşısında da Okan Deniz gibi çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu düşünürsek o kanatlı Urfa'nın. Bir ikamesi yok Urfa'da. Orada kim oynayacak? Yedek sol bek yok. Biz hep söyledik acilen sol bek alternatif lazım. Eğer Feyyaz Belen sol bekte oynarsa sol ayakta diye çok ağır kalır ki... Benim bildiğim şöyle bir olay var. Bunu bana bir isim söyledi. Alt liglerde etkili bir isim. Feyyaz Solbek oynamak istemiyor. O yüzden stopere kaydı diye mevki olarak. Okan Deniz'in karşısında Feyyaz oynarsa çok ağır kalır. Bir de sol stoper noktasında bu sefer sağ ayakta oyuncu oynuyor. Mehmet Yiğit oraya geçmek durumunda kalır. Hani İbrahim'le Mehmet yan yana oynar. Belki Abdülsame sol stoper olduğu için onu direkt 11'de oynatabilir Serdar Hoca. Nasıl bir Şanlıurfa Spor bekliyorsun? Ve... Serdar Hoca tercihini nasıl yorumluyorsun? Valla Serdar Bozkurt hamlesinin artık beni geçen sene Urfa'ya geldiği zaman da iki defa. İki kere geldi. Herkes yorumumuzu biliyor. Hani bizi sürekli izleyen Urfa Spor taraftarları için söyleyeyim. Eğer bu sene izliyorlarsa. Yeni. Bu sefer de Tarsus İtman Yurdu'nda zaten söyledik. Çok söyledik. Ya Serdar Bozkurt %1 milyar değil yüzde ne kadar varsa artık sayı yanlış anlamında. Yanlış tercih. Yanlış oldu yanlış tercih. Bence de. Bir laf vardır ya gitti eteri geldi beteri diye. Levent Evrim Hoca geldiği zaman da bu takımda yapamayacağını söyledik. Sen 4 maç vermiştin, 2 maçta gitti. Bak senin dediğinden de önce gitti. Zaten burada ben bir şey daha söylemiştim. Eskaz abi de Sivas'a mağlubiyet veya beraberlik gelirse daha sıkıntılı olabilir demiştim. O da oldu zaten. Aynen öyle. Hatta bize tepki geldi Şanlıurfa Spor tarafından. İşte bazıları program yapıyor. Yok Levent Evrim'i kötülüyor. Hadi erkekse hani onlar yiğitse, doğruyu konuşmayı seviyorlarsa desinler ki bu arkadaşlar bunu söylemişti. Helal olsun ben onlara tebrik ediyorum. Bunu da söylesinler o zaman geçen değil mi? Geçen Urfa'da bir iki tane yerel kanaldan izledim böyle yorumlar falan. Kimse orada yönetime bir şey diyemiyor korkudan. Diyemez kimse. Tüm programı öyle suya sabuna dokunmadan geçirdiler. İnsan dediğin her zaman hakkı savunur. Yani tabii olumsuz canım. Konuşuyorsa da veya bir isim olumsuz görüş belirtiyorsa sen ona tepki gösteriyorsan
bu isim haklı çıkıyorsa yani. Gerekeni söylerseniz zaten biz haksız çıksaydık biz zaten buradan söylüyoruz gerekeni. Biz zaten diyoruz haksız çıktı. Kimse bizim gibi öyle. Zaten yanıldığı zaman bunu söylemez. Haklı çıktığında da söyleyemez. Zaten Şanlıurfa Spor taraftarları bize hak veriyorlar. Herkes yorumla yazmış videonun altına geçen beyaz grubun. Bizim yönetim çıkmak istemiyor bu hamleyle. Yani aynen. Ortada diyorlar direkt. Biz zaten söyledik. Gene aynısını söylüyorum. Serdar Bozkurt'ta bu olmaz. Çok zor. Hiçbir aynen. Hiçbir şekilde olmaz. Zaten sen geçen pazartesi günü bir şey söyledin bu hafta sonuç programında. Acaba Emin Yetim Başkan'ın daha doğrusu Şanlıurfa Spor yönetiminin çıkmak acaba gibi... çıkmak gibi amacım yok dedin. Zaten bu Serdar Bozkurt hamlesinden sonra ben sana kanaat getirdim. Hak veriyorum. Urfa Spor yönetiminin çıkmak gibi bir derdi. Ben sana ne dedim ama geçen gün bak gör dedim Serdar Bozkurt'u getirecek çok yönetim. Çok garip insan aklı almıyor. Sen işte. Dedin ki öyle bir şey olmaz aklım dedi. Aklım almıyor yani nasıl ama işte hala? Böyle bak geldi. Çok garip yani. O kadar çok aklının almadığı şey var ki baktığında tamam, mesela. Ama işte oluyor yani. Yani Urfa Spor taraftarına Allah sabır versin. Bu beni hiç şaşırtmadı. Ya Şanlıurfa Spor'da bir de şöyle bir durum da var. Sıkıntılı iddialar da var. Ben sen ona bas. Hatta bugün bir sabah da Şanlıurfa Spor ben Şanlıurfa taraftar Spor... platform nickle izleyicimiz o yorumu da yorum senin yazmış. Dediğin şeyini yazmışlar. Hatta buradan bir ismine tekrardan bakayım da taraftar platformu diye Şanlıurfa Spor taraftarı o konuyla ilgili yorum yazmış. Ben direkt istiyorsan onu okuyayım. Yeşil de. Sarı rengi var hatta aynen. Profil resminde. Onu okuyayım istiyorsan direkt. Tabii oku. Şunu yazmış. Kemal Hoca'nın neden gittiğini açıklıyorum size. 4-5 futbolcu yönetime gidip ya Kemal Hoca ya biz diyerek Kemal Hoca'ya gönderdiler. Hatta bu bazı futbolcular Ahmet Spor'la Raşit Yöntem aracıyla görüşme yaptılar. Fakat gidemediler diyor. Bu oyuncular ilk 11 oyuncuları diyor. Serdar Bozkurt'u da Mustafa Durak getirdi diyor. Geçen sene diyor Mustafa Durak ayrılırken Serdar Bozkurt geldi. Mustafa'yı takımda tuttu. Şimdi de aynı şekilde Mustafa Serdar Hoca'yı getirdi diyorlar. Ve Mustafa tam bir çete gibi yönetim gibi sürekli vaale yönetimle beraberler bir şeyler yapıyor. Konuşma yapıyor. Evet. Sen oyuncusun ama yönetimin içine karışıyorsun. Mustafa Durak'ı istemiyoruz diyor. Artık Serdar Hoca sayesinde artık her maç 11'de olacak diyor. Bu taraftarların Şanlıurfa Spor'daki yerel medyanın aynen öyle. Yaptığı yorumlar. Bizim bilgimiz falan ki değil. Zaten şöyle ben burada programa başlamadan önce seninle şurada muhabbet ederken dedim ki sana Şanlıurfa Spor'da ben de forumlarda pazartesi günü gördüm. Dün de gördüm. Ben görmemiştim. Taraftarların Mustafa Durak'a büyük tepkileri var diye takımı karıştırdığına dair. Hatta o 4-5 oyuncu olayını da gördüm. Takımdan gitmeleri için hani Kemal Hoca'yı göndermek için ki kulis yapıldığına dair. Aynen. Ki Kemal Hoca'nın zaten neden gittiğini anlamadığımı sürekli söylüyorum. Bir de Kemal Hoca ile Serdar Bozkurt arasında çok büyük fark var. Dağlar kadar fark Kemal var. Kemal Hoca büyük maçların hocası. Zaten en kötü yenilmez o maçlarda şampiyonluk yani. Şampiyonluk hocası zaten Kemal Hoca. Alt liglerde de şampiyonlukları var zaten Kemal Hoca'nın. Bir kere Kemal Hoca... Birincilik hocası bir de. Bir de Kemal Hoca'nın şöyle bir özelliği var. Kemal Hoca baskıyı kaldıran bir hoca. Agresif de bir hoca. Oyunu böyle idare eden bir hoca. Büyük maçları iyi oynayan bir hoca. Serdar Bozkurt daha zayıf maçları bile idare edemiyor. Bir kere Kemal Hoca aralarında psikolojik fark olarak da diğer rakip etki alıyor. Mesela evet. Şimdi sana bir örnek vereyim. İlk maçta yaptığın Raşit'le... İlk maçta yaşananlardan dolayı yaşananları biliyoruz olanları. Ve bu maçta Kemal Kılıç Hoca gelseydi bir atmosferi düşünsene nasıl olacaktı? Kemal Hoca'nın üstüne tepkiler olacaktı. Belki maç daha rahat oynanacaktı Urfa tabii. için. Hoca çünkü üstüne çekecekti. Ki Kemal Hoca psikolojik olarak Ahmet'e karşı önde onu bilirsin. Aynen. 2016-17 sezonunda... Nobre ile Erhan Çelengin Erzurum'da olduğu sene Kemal Hoca şampiyon yaptı Erzurum'u playoff'ta. Kime eledi playoff'ta biliyor musun? Kime eledi? Ahmet Spor'u eledi. Aynen öyle. İlk maçı 1-0 yendi Nobre'nin penaltısıyla. Zaten aradaki sürtüşme aslında İkinci oradan da geliyor. İkinci maçta son dakikada Ersel Aslı yüksek attı Diyarbakır'daki rövanş maçında. 1-1'den eledi. O zaman deplasman golü kuralı vardı. Şu an yok biliyorsun. Şu an yok aynen. Playoff'ta o zaman vardı. Hatta Kemal Hoca Deniz Naki ile kavga etti maçtan sonra. Ortalık karıştı. Yani Kemal Hoca'nın bir özelliği var. Kemal Hoca büyük maçlardan bir şekilde sıyrılmayı bilen bir hoca. Tabii ki. Ama Serdar Bozkurt da yok. Serdar Bozkurt daha zayıf maçları kazanamıyor. Serdar Bozkurt bırak zayıf maçları kazanamayı. Gittiği her takımda öyle bir oyun şablonu oluşturuyor ki takımın anası oluyor. Ben burada spor transfer haberleri olduğu için onu maçta da paylaştım. Maçta kazanamıyor Serdar Bozkurt. Mesela Bandırma Spor'a gitti. Bir taraftar sürekli bize yazıyordu. Bandırma'yı şampiyon yaptı diye. Bandırma Spor o sene Ankara Demirspor'la çekişirken pandemiden dolayı lig bitirildi. Ve 2 puan fark vardı. Ankara'da da maç vardı. Aynen. Ankara Demir Bandırma. Sonra Sakarya'ya gitti takımına nasıl ağladı defansif oyundan dolayı. İçeride maç kazanamadı. Turkut'tan falan 5-7. Bayburt'a yenildi 3-1. Aynen. Eçe'ye geldi. 2 defa geçen sene Urfa'ya batırdı. Tarsus'a geldi. Tarsus
Beraberliklere abone oldu. En çok beraberlik alan takım oldu. 10 beraber, 11 beraberliği oldu. Gol atamayıp maç kazanamıyordu. Doğru. Tabalcı'ya falan çıkartıyordu. Evet. 90'da falan oyun alıyordu. Düşün. Hani o anlamda baktığımız zaman da Serdar Bozkurt çok yanlış çok zaten. Çok yanlış oldu. Zaten denenmişi denemenin bir anlamı yok. Olumsuzsa. Ya Kemal Hoca da önceden burada çalışıyordu ama şampiyon yapmıştı. Gelmesi doğruydu yani baktığımızda ama Serdar Bozkurt Urfa'da hiçbir olumlu etki yapamadı ki. Zaten dünyanın neden hiçbir yeri yok. Bir takıma bir sene içinde yani 3 kere gelmek çok ilginç. Bence Serdar Bozkurt gönderilirse sezon içinde gelecek hocayı da söyleyeyim mi? Ali Tandoğan. Vallahi gelirse artık ben bu saatten sonra şaşırmıyorum. Ben zaten diyorum yönetimin yaptığı bu hamleyle beraber ben yönetimin şampiyon olma gibi, TFF 1.'ye çıkma gibi bir hedefin olduğunu ben düşünüyorum. Ben de aynı düşünüyorum. Aynı artık bu düşünceye geldim yani. Anladın mı? Yani bu akıl alacak bir tercih değil. Aynen öyle. Cidden değil. Urfa çok büyük hata yaptı. Bak Gürsez Hoca buraya gelmeyi bir kez daha hak ediyor. Çünkü Gürsez Hoca başarılıydı zaten. Çok kötü durumdayken geldi, ligde tuttu. Sonra liderken kovuldu. Aynen. Hocam. Gürsez Hoca hatta ben sana şöyle söyledim kendimize konuştuğumuzda. Ben artık Gürsez Hoca bir teklif gidebilir diye düşünüyordum. Ama yani tekrar Serdar Bozkurt'a geliyorsa benim söyleyeceğim hiçbir ben şey de yok. Sana ne dedim? Serdar Bozkurt gelir görürsün. Sen söyledin aynen. Sen çok söyledin. Ben hiç akıl almadığı için düşünmedim. Sana pazar gününden beri dedim. Bak hatta seni taciz ettim neredeyse. Sürekli dedim ki bak görürsün Serdar Bozkurt gelecek. Serdar Bozkurt gelecek. Bir şeyi 40 kere söylersen olur. Bir de zaten şöyle deli gibi tekrarladım durdum sana. Bir de şöyle söyledim, bir durum söyledim var zaten. Urfa geldi. Spor taraftarı da bunu söylüyor. Ya Serdar Bozkurt hocada da bir utanma olur ya. Ya sen iki defa geldin batırdın taraftar seni istemiyor. Gelme diyor. Sen bu takıma geliyorsun ya ben gerçekten anlayamıyorum. Türkiye'de işte işler öyle yürümüyor. Çok garip yani. Maalesef öyle. Çok garip. Peki maçtan beklentilerin neler? Şimdi Urfa Spor'da Barış Gök yok. Sol bek çok ciddi kara delik. Tam tersi Ahmet Spor'da da sakatlık ve cezadan dolayı stoper. Orada da stoper attı ciddi aynen bir kara delik. Ve Urfa Spor'un hamle gücü de yok. Yok. Şahin Fıstıkçı da gitti. Hem kanat anlamında sıkıntı var. Alpay Koçak diye oynatmıyorlar düzgün. Alpay 11 başlar mı? Valla Serdar Bozkurt ne yaparsa ben geçen hafta yedek kaldı. 61'de Cumali ile Erkam da yedek kaldı geçen hafta. Cumali ile Mansur arasındaki mücadele maçın kilit noktası bence. Kesinlikle. İki tane deli dolu agresif futbolcu iyi oyuncular. Aynen burada. Bir de şöyle bir nokta var. Şimdi Urfa Spor biliyorsun Levent Yerim Hoca ile beraber Çorum maçında hapsolmuştu. Hiç çıkamadı. Şimdi Serdar Bozkurt Hoca da böyle korumacı bir hoca. Ben yine Urfa'nın Çorum maçında gibi hapsolma ihtimalini yüksek görüyorum. Ben de aynı görüyorum. Görecek aynısı olacak demiyorum. Olabilir. Aynen. Zaten bu maç çok kritik. Berabere kalırsa iki takım da yanar. Yaramaz. Kazanmak zorundalar. Eğer zaten Amespor kazanırsa zaten hocaya büyük tepki var. Bir yönetime çok büyük tepki var. Tepki çığ gibi daha da büyüyecek. Karışacak Urfa ben sana söyleyeyim kaybederse. Doğru. Felaket bir de derbi olacak maçı bu. Güneydoğu derbisi. Ekstra bir anlamı da var. Bu maç aynı Fenerbahçe Galatasaray maçı var gibi o da var. İkili avaraj olayı da var. Şu an Urfa önde ikili avarajda. 1-0 kazandı çünkü ilk maçı. Eğer beraber biterse Urfa gene ikili avarajda da önde olacak. Urfa Sivas'ı yenseydi bu maç alacağı bir puan iyiydi. Hem ikili avarajı elinde tutacaktı. Üstüne bir de Euro'yu yenseydi gene 4 maç 8 puanla başlardı. Yok ben kazanç olarak görmüyordum. Ben bunu Çorum maçı öncesinden söyledim. Sen Çorum ve Ahmet'le beraber kalırsan bu sana kazanç değil. Sivas'ı zaten ölçü olarak alma. Sivas'ı yenmen ben lazım. Ben Urfa Sivas'ı yenemeyerek ayağına değil kafasına sıktı direkt ben ya. Ben işte her maç önemli görüyorum çok o yüzden. Çok büyük hata yaptı. Her maç önemli. Bu maçtan sonra bir de sen Euro'ya gideceksin. Kendi evinde oyuncu. Erok'la. İçeride oyuncu. Zor maç yani. Senin favorin kim? Vallahi bu maç çok zor bir maç. Doğru. Kritik bir maç. Aynen. 11'leri de yapalım bir de soruları okuyacağız. Ardından favorimize geçelim. Tabii. Öncelikle soruları okuyalım. Sen Instagram'dan da aç. Bayağı soru. Biz de var ayrıca buradan izleyicimize soru soruyoruz. Yani gönderin altında kavga ediyorsunuz yani. Soru soruyoruz Allah aşkına. Doğru diyorsun. Soruya yani orada bize soru sorun maçla ilgili yazmışız. Maalesef. Karşılaşma ile ilgili görüşlerinizi bekliyoruz diye. Ama orada birbirlerini yiyor. Aynen ama gelen sorular var. Twitter'dan da var. Onu da ayrıca okuyacağız. Şimdi ben buradan okuyorum ve ayrıca buradan şunu da söyleyeyim. Ardından geçelim. Amespor taraftarı kesinlikle Urfa Spor yönetimine, oyuncularına, takımına tepkide bulunmasınlar. Bu maç barış ve kardeşlik noktasında geçsin. İşte aynen yabancı madde atılmasın. Çünkü bu Amespor için de zarar olur. Önemli maçlar oynayacak şampiyonluk yolunda. Kesinlikle. Ve bir de hani madde olarak da kulübe büyük bir zarar olabilir. O yüzden taraftarların doğru bu maçta dikkatli bir şekilde izlemeleri gerekiyor. Deniz Peker, gerekiyor. Aynen. Deniz Peker 0'ın bir sorusu var. Sana soruyorum. Yani okuyorum sen de cevapla. İki takımdan hangisi oyun olarak daha iyi diyor? Sen ne düşünüyorsun? Amespor'un oyunu ben daha iyi buluyorum. Sen? Vallahi ben de Amespor'un daha çok buluyorum önüne şeyini. İlk oyununu. Oyunu daha iyi bence. Ben de aynı görüşteyim. Şampiyonluğu hangi takımı daha yakın görüyorsunuz demiş Nullah Bey sormuş. Ne düşünüyorsun sen? Şampiyonluk yolunda kimi daha önde görüyorsun? Kim daha yakın yani daha doğrusu? Amespor'u. Amespor'u görüyorsun. Bu iki takımla kıyasladım ben. Zaten bu iki takımı kıyaslayacaksın zaten.
Ya şöyle. Ya şöyle daha doğrusu iki takımı kıyaslamayacağım. Bu iki takım arasında. Yok, arasında değil. Onu sormuyor. Şampiyonu hangi takıma daha yakın görüyorsun? Grupta direkt. Tabii. İki takım arasında değil. Bu takım sonuçta iki takım çıkışmıyor. Ben aslında Çorum'u en önde görüyorum. Ama şöyle bir durum var. Amespor'un çok ciddi bir fikstür avantajı olduğu için ve Erok Spor da hamleler yapmadığı için Çorum, Amet, Erok. Ya bu üç, bence Urfa çıktı aradan. Düzce'nin de aslında şansı var. Ya şöyle, Erzincan'ın kadrosunu geniş bulmuyorum ben. Çorum, Amet, Erok ve Düzce arasında son nefese kadar at yarışı gibi son düzlükte burun farkıyla falan olabilir. Bakalım. Bir soru daha soruyorum. Veysel Bey'in, Veysel 21 Nevi, ardından sen soruları oku. Sizce diyor bu maçta hakem katliamı olur mu? Maçın ana dengesini sağlayacak olan unsur ne olacak diyor. Ben zaten bununla ilgili bir açıklama yapacaktım. Çok sıkıntılı. Ben burada hem Amed Spor yönetimi hem de Şanlıurfa Spor yönetiminin yerinde olsam federasyona başvuruda bulunurum. Üst klasman bir hakemi, Süper Lig hakemi verilmeli bu maça böyle. İsterim. Aynen. Onu söyleyeyim. Kaldıracak. Hani ana dengesini sağlayacak olan unsur da Veysel Bey bu olacak. Doğru. Eğer böyle bir seçenek yani istek federasyona giderse, federasyonda bunu sağlarsa bence çok daha iyi olacak bence diye de. Düşünüyorum. Katılıyorum sana. Ahmet Çetin Taş demiş ki Şanlıurfa Spor taraftarı Ahmet Bey, Serdar Hoca bu sefer kadroyu bozmasa bizi şampiyon yapabilir mi? Ne Yok, ben Serdar Hoca'nın burada başarılabileceğini düşünmüyorum. Ben de inanmıyorum. Serdar Hoca'ya da 6 hafta veriyorum. 6 hafta. Vallahi Serdar Hoca zaten Ahmet Bey Rok maçlarını kaybederse üst üste Şanlıurfa Spor karıştı. Geçmiş olsun. Aynen. Maalesef öyle. Büyük sıkıntı çıkar. Demir Bey demiş ki Volkan Bey, Barış ve Feyyaz cezalı galiba. Feyyaz cezalı değil. Şöyle, Feyyaz'ın 4 sarı kartı var bu sene ama 3'ü ligde 1'i kupada. Ondan dolayı Feyyaz cezalı değil, oynayabiliyor. Barış yok ama. Evet, Barış yok. Amespor santrafor almazsa zor gibi değil mi demiş ama Amespor santraforu aldı, ne diyorsun? Aynen, Amespor santraforu aldı. Zaten biz o haberi paylaşmamıştık o anlamda o gün, yani o saatlerde. Aynen. Sonra özel habere verdik. Zaten Amespor yönetiminin de isteği buydu. Doğru. Urfa Spor maçına kadar forvet yetiştirmekti. Almak. Yasin Abdoğlu da bu anlamda Amespor'a geldi. Hayırlı olmasını dileyelim tekrar. Aynen öyle. Gol Var'ın katkılarıyla devam ediyor. Baran Bey diyor ki Şanlıurfa Spor'un teknik direktör değişikliği yapmasının bu maça etkisi ne olabilir? Vallahi bu maça da, diğer maçlara da, sezonun geneline de Urfa Spor'un yapmış olduğu Serdar Bozkurt tercihi olumsuz etki yapar. Mehmet Çetin Bey demiş ki Şanlıurfa Spor taraftarı, Şanlıurfa Spor deplasmanda geriye yaslanıp kontra ataklarla golü buluyor. Bu oyun stili Amespor karşılaşması için evet. Sizce uygun mudur? İstediğimiz sonuçla dönebilir miyiz demiş. Ne düşünüyorsun? Evet, bu oyun sisteme uygun. Zaten Urfa Spor bu anlamda deplasmanda en çok puan toplayan takım. Ama hem Çorum maçındaki oyun böyle olursa bu olmaz. Bir, ikinci noktada da Serdar Bozkurt'un ben bu oyun sistemini aynı şekilde devam ettirebileceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Normalde Urfa Spor 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberliği var. 16 gol atıp 4 gol yiyen bir takım var ve 22 puan topladı. Urfa deplasmanda yenilmedi zaten. Evet, en iyi takım zaten. Aynen. Bir de beyaz grupta en az yenilen takım da Urfa. 2 evet, mağlubiyet var. Aynen öyle. Daha çok beraberliği var. Doğru. Fazla beraberlik aldılar. Agit Bey demiş ki Ames Spor taraftarı. Agit Beru olması lazım. Soyadı yazmıyor. 213 Niki. Selamlar Trivel ailesine. Aleykümselam. Aleykümselam Agit Bey. Sağ olun. Sorum şu, TFF Amespor ayrımcılık yapıyor. Her defasında sizce MHK ve TFF Amespor'a engel olacak mı bu sene? Cevap verirseniz sevinirim demiş. Valla bence bu devam eder. Çünkü bir algı var. Sürekli işte 7 senedir deplasman yasağı var. İşte hakemin geçen hafta doğraması var. Biliyorsun verilmeyen şey, verilen aslında verilmemesi gereken bir penaltı pozisyonu vardı. Aha. Yani bu anlamda çok fazla Amespor'un hakkı yeniliyor. Maalesef. Hangi takım hakkı yeniliyorsa zaten bunları da sürekli söylüyoruz. Bence bu devam eder diye de düşünüyorum ya. Özgür Baran Bey demiş ki sizce Ahmet Hoca yine saçma sapan bir 11 çıkarıp maçı Urfa'ya hediye eder mi? Eğer öyle olursa Ahmet Spor taraftarının tavrı ne olur? Sağ olayları anlamında. Görüşün ne olur? Valla böyle olursa bile taraftarın kesinlikle sahaya madde falan atmaması gerekiyor. Bu Ahmet Spor'un zararı ne olur? Aynen. Biraz önce de zaten söyledim. Ahmet Spor'da en kilit isim başlıca Ahmet Yıldırım dedim. Zaten buna vurgu yaptım. İşte oyuncu değişiklikleri, kim gelecek, kim çıkacak ve dakikaları çok önemli. Bu sezon birçok maçta hoca hata yaptı. Son olarak da Anıtköy Belediye maçında zaten Mansur'un çıkması, Gürkan'ın çıkması, Ömer Bozan'ın 90 dakika kalması büyük bir yanlıştı, hataydı. Hocanın bu maçta da bu hatalarını yapmaması gerekiyor. Eğer galibiyet istiyorsa, şampiyonluk istiyorsa. Kesinlikle. Sparta 33
34 nikli izleyicimiz demiş ki Arnavutköy mağlubiyeti Amespor açısından olumlu mu yansır, olumsuz mu? Ne düşünüyorsunuz bundan sonraki süreç için? Ya şimdi maç sonucunun mağlubiyet olması tabii ki kayıp ama hani olumlu mu olumsuz mu yansıma noktasında her ikisi de olmaz. Hatta her ikisi de olabilir de. Ekstra bir hırs olur mu olumlu anlamda? Yani her ikisi de olur. Olumlu da olur, olumsuz da olur. Özür hani dilemek iki için. İki tarafta da taraftarda aslında etkisi var, onu söyleyeyim. Ama tek bir nokta vardı. O maçta puan kaybı yaşamaması gerekiyordu. Kazansaydı bu maça daha iyi çıkacaktı kafa olarak. Hani beraber kalsaydı en azından belki diyebilirdik ki belki yani çok kötü olmadı. Ben bana göre gene beraberlik kayıp da en azından bunu düşünebilirdi. Doğru. O yüzden Amespor için iki taraflı olduğunu düşünüyorum o mağlubiyetin. Son bir soruyu daha oku. Tamamdır. Ardından da 11'lerimizi yapıp görüşümüzü Vedat kapatalım. Vedat Bey demiş ki bence bu maç TRT Kürdi'de canlı verilmeli ama zaten maçı Fuç Sports verecek, onu söyleyelim. Evet, haftanın maçı her haftanın türlü maçı verilir verecek yani. Zaten ama ben de orada katılıyorum. Keşke TRT Kürdi verse. Daha güzel yayınlar. Ama Amespor'un stadının çekim alanı falan yok ya. Zaten Fuchsports'un yayınları iyi yok ama orada. Herkes ulaşsın, herkes haberdar olsun. Fuchsports'un geçen Urfa maçında yayında sıkıntı vardı ama ben onu aynen gördüm. Bazı mesela Kastamonu Saray maçı bir anda çıkartıldı şeyden. Orada yayında farklı bir olay oldu. İşte bağlantıda sıkıntı oldu. Yayın ekibi kaza yapmış. İşte sıkıntı oldu. Şimdi maalesef ben de sana ondan söylemek istiyorum. Diyorum ki hani yine bağlantıda da sıkıntı olabilir. Yakın yayınlandı ya burada aslında. TRT Kürdi de verebilir. Tabii yani, verse doğru daha iyi olur. Aynen. 11'lerimizi yapalım. Tamamdır. Ardından programımızı tamamlayalım. Ben Amespor'da kalede Can Tuyu, sağ tarafta Raşit Yöndem, stoperde Eyüpcan Delibalta, sol bekte Oğuz'u bekliyorum. Stoper noktasında Hüseyin'in durumuna göre eğer oynarsa Hüseyin, oynamazsa Abdülsemed'in oynama ihtimaline yüksek görüyorum. 5 yaptı. Hepsine katılıyorum. Mansur 6, Kerem 7, Serdar 8, Okan 9, Alaaddinoğlu 10, Gürkan Öztürk'ü bekliyorum 11. Yasin kulübeden başlar evet diyorsun. Urfa'nın 11'i Aydın olur kalede. Aynen öyle. Semih Sağbek. Sol bekte kim oynayacak o önemli Barış'ın yokluğunda. Feyyaz sola kayarsa Mehmet Yiğit'le İbrahim'i bekliyorum. Ben de. Stoper hattında. Merkez orta sahada Cumali ve Erkam'ı. 7 yaptı. Solda Mert Çapar. Ben en de uçta Kemal Rüzgar. 9 yaptı. Behlül sağda oynarsa forvet arkasında Mustafa Durağ'ı bekliyorum. Bence Behlül oynamalı. Alpay sağ oynamalı. Sağda da Alpay oynamalı 11. Eğer Urfa maça Behlül sağda, Mustafa Durak 10 numarada başlarsa yandı. Urfa büyük sıkıntı yaşar. Evet. Mustafa Durak'ın yürümeye mecali yok. Kesinlikle öyle. Çok kötüdür. Bir de Behlül kanat oyuncusu değil. Evet, 10 numara. Behlül saf bir 10 numara. Ve bu ligin en iyi 10 numaralarından biri Behlül Aydın. Kesinlikle öyle. Ben de 10 numarada oynaması gerektiğini hep söylüyorum programlarda. Ben bu karşılaşmada da Amespor tarafındayım. Amespor'un en kötü kaybetmeyeceğini, yani buradan ben Urfa Spor'un galibiyet çıkartamayacağını düşünüyorum. Zor görüyorsun. Ama tabii ki beraberlik Amespor'a yaramaz. Amespor'un da kazanarak hafta 3 puanla kapatacağını düşünüyorum. Ayrıca ben bu maçta Amespor'da Mehmet Gürkan Öztürk'ten de gol bekliyorum. Bence Urfa'da da maçın en kilit adamı Aydın. Aydın deplasman maçlarında oyunu çok fena Çorum soğutuyor. Çorum maçında çok iyiydi biliyorsun. Çok soğutuyor bir de. Kurtarışları da iyi. Ama sana İki çok şey iyi kaleci karşı karşıya gelecek. Can Tuğ ve Aydın. Evet, şimdi maçı soğutma dedin ya. Zaten bunu yapıyor da. Şimdi Urfa Spor'u bu maçı soğutma noktası ve bu maçtan beraberlik çıkartma kar değil kar de olmayacak. Ama şöyle hani bakıyorum. Amespor takılırsa Amespor için büyük kayıp. Amespor'un o yüzden erken bir skor bulup Aydın'ın oyunu soğutmasına engel olması lazım. Aynen. Semih Karadeniz ve Aydın oyunu soğutma anlamında etkili oyuncular. Semih de taşları falan çok yavaş atıyor. Evet. O da Ahmet'in ritmini bozabilir. Ahmet erken gol bulamazsa Çorum gibi, Çorum Urfa maçı olur gibi. O zaman hem stres olur hem de Urfa daha rahat oyunu soğutur. Tabii sonra da kontradan işte Belül'le falan. Mert Çapar Mert ve Çapar, Kemal'le beraber. Alpay da hızlı bir oyuncu. Oynatırlarsa çok hızlı işte bir oyuncu. Oynatmaları gerekiyor zaten. Amespor'un erken skoru alması lazım. Evet. Erzincan maçı gibi sıkıntı yaşar kendi evindeki. Aynen. Sen ne düşünüyorsun maç skoruyla? Yani bir görüş belirtemiyorum. Zor bir maç. Hayırlısı olsun diyorum. Anlayan anladı yani. Ben de vallahi Amespor tarafındayım. En kötü kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Peki. Ama tabii ki dediğim gibi beraberlik kazanç olmaz. Kazanacaklarını düşünüyorum. Mehmet Gürkan Öztürk'ten de ben bu maçta gol bekliyorum. Ben takımların kaderleriyle oynamama adına kimseyi favori göremiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Bakalım pazar ne günü ne olacak? Pazartesi de inşallah konuşacağız. İnşallah. Bakalım ne olacak? İki takıma da başarılar. Aynen, iki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkesten videomuzu beğenmelerini,
öncesinde kanalımıza abone olmalarını. Aynen, rica ediyoruz. Videomuzu da sonuna kadar izleyip paylaşmalarını bekliyoruz. Her iki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Taraftarlara sakin kalmalarını rica ediyoruz. Aynen öyle. Pazar günü sonuç programında inşallah görüşmek üzere. Deplasman taraftarı da olmaz herhalde, evet, başta. Evet, öyle gözüküyor. Aynen, açıklanır zaten o bugün yarın. Ağzına sağlık, teşekkür ben ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. İki takıma da başarılar dileyelim. Hem Amed'e, Diyarbakır'a hem de Urfa'ya selamlarımızı yolluyoruz. Selamlar olsun. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.